Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tavada mini pizza tarifi. Kahvaltılar için ideal bir tarif. Hem tarifimin yapılışını hem de malzemelerini sırasıyla aktarmak istiyorum. Öncelikle tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyoruz. Tarifimizin bir ön hazırlık aşaması var. Ön hazırlık aşamasında bir baş soğanı mümkün olduğu kadar ince ince doğruyoruz. Ve biberlerimiz var. Biberleri de ince ince doğruyoruz. Şöyle ince doğranmış soğanı ısınan tavaya döküyorum. Soğanların pembeleşene kadar, yumuşayana kadar karıştırarak pişireceğim. Sık sık karıştıralım çünkü çok ince doğrandığı için daha çok yağa değen kısımları hızlı kızarıyor. Üstte kalanlar beyaz olabiliyor. Ara sıra karıştırmamız gerekiyor. Soğan pembeleşip yumuşadıktan sonra bir adet kırmızı kapya biberim var. Kırmızı kapya biberi de aynı şekilde mümkün olduğunca ince ince doğradım. Bir adet yeşil biberi de ince ince doğradım. Biberleri de soğanın üzerine ekliyorum. Biraz beraber soteliyorum. Yine biberler sotelenirken de karıştırmayı ihmal etmiyorum. 2-3 diş sarımsak var. Sarımsağı da çok ince doğranmış bir şekilde ekledim. Biraz daha beraber pişiriyorum. Hepsini beraber pişirdikten sonra 1 yemek kaşığı salça var. Salçayı da ekliyorum. Ve şöyle kaşığın tersiyle biraz eziyorum, karıştırıyorum. Salçayı da karıştırdıktan sonra bir kase rendelenmiş domates var. Rendelenmiş domatesi de ekliyorum. Beraber biraz daha karıştırıyorum. Salça, soğan ve biberler domates sosuna karışana kadar. Arzuya göre tuz var. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Onu da karıştırıyorum ve baharatlarım var. Baharatları da ben saymak istiyorum neler koydum. Tabii siz de arzuya göre baharatlarınızı koyabilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tatlı toz biber var. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı naneden oluşan baharatlarım var. Baharatlarımı da ekleyeceğim biraz sos piştikten sonra. Evet, sos oldukça koyulaşmaya başladı. Evet, şöyle baharatlarımı da ekliyorum. Baharatları neden daha erken yapmadım? Çünkü sosun lezzetine bütünüyle geçmesini istemiyorum. Eğer önceden karıştırırsak baharatları karışık bir aroma oluşuyor ve tamamen domates suyuna geçiyor. Tamamen domates suyuna geçmesin ve rengini değiştirmesin istiyorum. O yüzden sonradan ekledim. Artık sos hazır hale geldi mini pizzalarımız için. Şöyle bir bütün ekmek var. Ben burada kepekli ekmek kullanıyorum. Siz de arzuya göre dilimlenmiş ekmek kullanabilirsiniz. Tavanıza sığdığı kadar ekmekleri koyuyoruz. Ekmekleri koyduktan sonra çok fazla bekletmeden az önce pişirdiğimiz pizza sosundan koyacağız. Çok fazla ekmekleri bekletirseniz altı çok kızarıp çok yanabilir. Altının çok kızarmaması gerekiyor. Bu aşamada tava sıcaksa eğer ocağı kısarak şöyle soslarımızı üzerine ekliyoruz. Bu
bu minimum bir ölçüydü. Siz kişi sayısına göre bunu artırabilirsiniz. Bu mevcut tarif 3-4 kişi için yeterli oluyor. 100 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri var. Şöyle birer tutam kaşar peynirini, evet, mini pizzaların üzerine koyuyorum. Ocağın altı hala kısık bir şekilde devam ediyor. Şöyle biraz ocağın altını açtım. Birkaç dakika, yaklaşık bir 2-3 dakika tavanın kapağını kapalı tutarak bekleteceğim. Biraz kaşarların erimesini sağladıktan sonra üzerlerine fesleğen dallarını yerleştiriyorum. Siz bunun yerine isterseniz maydanoz koyabilirsiniz. Tabii ki fesleğen bu tarifin ana malzemelerinden bir tanesi. Beraber çok güzel oluyor ama fesleğeniniz yoksa da sade bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz istediğiniz yeşillikle de kullanabilirsiniz. Bu şekilde servise hazır hale geldi. Çok hızlı ve kısa sürede hazır oluyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Mutfağınız sağlık, huzur ve bereketle dolsun diliyorum. Sizden ricam, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerimle ilgili bildirimleri alabilmek için zil ikonuna tıklamayı unutmayın sizden ricam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.